soruyorsun? Bak, hayır sana... bak şimdi dur, şu. Bir, bak ne göstereceğim? Soru, ne göstereceğim? Şimdi şok olacağınız bir şey göstereceğim. Bu Ahmet'in otel kayıtları. Evde neredeyse hiç kalmamış Ahmet. Sürekli otellerde. Daha devam ediyor bak, akıyor. Donuk ekran değil bu. Hareket ettirsenize. Bak bu devam ediyor. İzmir, Denizli, Ankara, yine İzmir. Sürekli bir oteldesin. Evet. Sürekli Pamukkale, Sarayköy. Bak devam ediyor bu, ha, sayfalar dolusu. Sürekli otelde. Şimdi sen 50 lira 100 lira için amcanın kapısını çalan bir adamsın. Şimdi sen bu kadar bu otellerde nasıl kaldın be Ahmet? Efendim? Bu otellerde nasıl kaldın sen? Ben daha önce trafik kazası geçirdim mi? Tamam. O amcam şey diyor. Ahmet, ben trafik kazası geçirdiğim kaç? için. 200 gün falan mı yani? Bir yılda 200 defa falan ya. Yani bak yalan devam ediyor bu. Motorun arkasındaymış bu. Yalan motorun atma arkası, ya. Şimdi yalan bak atma. Şimdi ben otel... Bak Ahmet benim... Ben son 15 yılım benim de hep otellerde geçtim. Yaptığım meslekten dolayı. Evet. Ben de hep otellerde kaldım falan. Şimdi ben otel fiyatlarını da bilirim. Şeyleri de... Bilirim yani, şimdi bir insan bak 50-100 lira için amcanın kapısını çalıyorsun. Bak o gün şimdi amcama sen Ankara'ya bu kadar otellerde bak, nasıl Ankara'ya, kalabildin bak, bu kadar parayı bu, nasıl verebildin? Bak ben trafik kazası geçirdim dedim. Tamam. Ondan sonra ben ilk başta avukat tuttum mu? Tamam. Ha, İrem, amcam diyor ki hani İrem, o kadın beni aradı. Hani dava açtıydım. Sen burada hep kadınlarla mı kaldın? Ha, bir dakika şunu söyleyeyim. Mesela ben dava açtım ya, o beni çarpan öğretmen bayan. Tamam. O da diyor ki bana telefon açtı o gün. Davayı geri çek diye. Ben avukata vermişim davayı. O da dedi ki bunlar ben sana para vereceğim. 40 lira. 40 milyar. Tamam. Bir dakika. 40 milyar vereceğim aldın dedi. Aldın mı? O da ben de dedi ki avukat aradı. Hı. Amcam ben ödünç para istedim. Hani 100 lira. Tamam. Avukat sen ben, de herkesin ödünç para isteyip durmuşsun. Kahvehaneye gidiyorsun. Kahveciden istiyorsun. Kadın da beni aradı. İşte 40, davayı geri çek. 40 milyar para vereceğim dedi. Tamam. Zulf olalım dedi. Avukat da dedi ki bana olacak. Sakın dedi dosyayı sen kabul edersin. Diyor mu abla? Bir dakika. Ha. Biz dedi sana dedi boşuna para vermiyoruz dedi. Ben bir tane avukatı tutarken para Ahmet, şey etmedim. Ahmet İlk ben başta, bir şey soracağım. Bir dakika bu şeyle alakası yok. 51 milyar kusur para aldım ben avukattan. 51 milyar 500, 18.500'ünü ben aldım. Onu otellerde mi harcadı? 9'unu... Kadınlarla mı harcadı? Evet. Hayır. Ay tövbe yarabbi ya. Sadece kadınlarla... Bir, evet bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. Fulya, sadece kadınlarla değil. Tövbe yarabbi ya. 13 telefon değiştirecek kadar, bu kadar otellerde kalacak kadar. Ben dün de bir soru sormuştum. Sen ne iş yapıyorsun Ahmet? Paradan bahsetmiyorum. Çünkü sadece kadınlarla kalmadın o otellerde. Başka ne için kaldın? İyi hatırla. Harbi Ahmet sen ne iş yapıyorsun? Yani ne iş sen... Ben söylüyorum. Pardon bir şey bir dakika benim şeyim için. Sen 13 telefon değiştirecek kadar ve bu kadar otelde kalacak kadar ne iş yapıyorsun? Sen demek ki bir şey belki hayır, bunu saklıyorsun. Bak saklamıyorum işi. Ne iş yapıyorsun? Ay ben Türkiye'nin dört bir yanını gezdim bu kadar otel kaynaktan para mı? Vallahi yok. Bir dakika bağlansın. Benim... Davam daha devam ediyor. Ya bir dakika. Onu demiyorum ben. Neden bazı erkeklerle ve kadınlarla otelde kalıyorsun? Ben 60 milyara yakın. Tekrar ne yapayım avukata, o parayı bir dakika, demiyorum o avukatla, soruyorum. O avukatla tuttuğum ilk avukatla 51 milyar 500 alıyor muyum? Bana 51 milyar. Ya o değil dakika, bunun cevabı. 18 milyar, ne yapıyorsunuz? 18 milyar 500. Tamam Çınar parayı Mertep bulduğunu anladım yatıyor. Ben. Tamam parayı buldun. Ha, sen neden ikinci, öyle bir şey yapıyorsun? Bir dakika, neden ikinci, otellerde kaldın? Niye otel Ahmet niye otellerde kaldın? Bazı niye otellerde kaldın bu kadar? 365 günün neredeyse ya 200 günü mesela, oteldesin. Niye? Mesela ben Sarıköy'de Besene'ye girerdim. Tamam. Orada çalışırdım. Onun kazı olmadan evvel. Ondan sonra kazı olduktan sonra avukattan mesela davayı açtıktan sonra. Tamam, geç bu bir dakika. Ondan sonra ben avukattan ben mesela 60 bin lira para aldım. Ha. Orada burada hayatımı yaşamak yani, için. Ama hani hayat... bir şeyim yok. Ne yaptın otellerde? Ne yaptın mı? Evet. Ne yapılır? Kadınlarla mı gittin o otele? Ya bazı da arkadaşlarımla. Tabii kadınlarla değil iki, onu söylesin. 2-3 sefer. Ha değil mi? Sadece kadın yani böyle bir şeyler görüşmek, konuşmak erkek, için erkek arkadaşlarınla toplanıp böyle toplantılar mı yapıyordunuz? Söyle. Ahmet evet, biraz da sağdan soldan para alıyor anladığım kadarıyla. Evet. 13 tane hat olmasının sebebi de şu. Sürekli arıyorlar parayı ver atları değiştiriyor. Parayı ver atları değiştiriyor. Ahmet sen zeki ama, bir adamsın ha. Çok seni zeki mi bilirler? Hocam.
Zeki bir adamsın. Evden çıkıyor. Ankara'ya gideceğim. Otel zeki misin? Dur bir dakika Hüseyin. Sen zeki bir adam mısın? Hayır. Hayır mı? Zeki mi bu? Zeki sizce? Gibisin. Hayır. Delir diyor, çok ya. Zeki oldu. Hayır. Parayı ne? Vallahi zehir gibisin Ahmet. Bağlayın. Benim vallahi kadar... burada hepimize saç baş yolduracak kadar zeki. Hayır. Bağlayın. Hiç yani. Benim, bak şimdiye kadar parayı nereden temin etmişim? Benim o avukat sigorta davası. Avukata verdiğim kişiyi bağlayın. Ya Ahmet Türkiye'nin bak ne diyorum sana bağlayın. Ya. 7 bölgesinin 81 ilini gezdim diyorum. Bu kadar otel kaydım yoktur benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.